Kamuselçiliği projemizin tüm böyle güzelliklerini senin artık paylaşmanın vakti geldi. Bugün Nişantaşı'na gidiyoruz şimdi hep beraber. Çünkü yani tatlış bir toplantımız var. Aşkım derenin söyler sahibine. Gidiyoruz artık. Bir daha anlasın. Tamam, yine toplantıda konuştuklarımız bizde kalsın. Hadi yine gelin. Bence onu projenin adı da B2Squad olacak. Dinamik, girişken kişiler arıyoruz diyebiliriz. Ve aynı zamanda sadece Türkiye için değil, uluslararası pazarlardaki projelerimiz için bile sizlerden destek alıyor olacağız. Yani artık aslında bu kampüs elçilerimizle birlikte markayı daha ileriye götürüyor olacağız. Yani senin. Ne yapıyorsun? Eğer ki B2Squad'ın bir parçası olmak istiyorsan b2boss@cosmet.com.tr adresine neden bu ekibin bir parçası, neden B2Squad'ın bir parçası olman gerekiyor? Bununla ilgili yazını mutlaka bekliyoruz. Enes Türk Matarajın kanalına hoş geldiniz. Bugün Nişantaşı'na gidiyoruz şimdi hep beraber. Çünkü bir tane tatlış bir toplantımız var. Sonrasında da Selin Beauty Center'ının ilkinin açılışı vardı dün. Biz de hayırlı olsun ziyaretine gidiyor olacağız. O yüzden bugün de dedik ki kamera bize eşlik ediyor olsun. Şimdiden yine söyleyeyim. Eğer ki videomu beğenirsen videomu beğenmeyi, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutma. Şimdi yolculuktaki dedikodular başlasın. Arkadaki minnoşu da gösterelim şöyle. Bu sesin çıktın mı ya? Hayır. Bu ilk mi? Ben kameraman olarak katılıyorum kanala. Evet, genelde bu senin eline veriyordum kamerayı. Ofis turu çekiyorum genel olarak. Ben de Çiğdem Hanım'la Deren Hanım asistanı oluyorum. Nerede okuyorsun bu sesi? Ben Yıldız Teknik'te okuyorum kimya. Şu an çok okuyamasak da tabii. Online okuyorum aynen. Online bir şekilde artık hallediyoruz. Bizde neler yapıyorsun? Burada daha anne çok... Süt arttırıcı çay. Anne süt arttırıcı çayları yapıyorum. Tıpa falan bakıyorum. Tıpayı arada tıpayı sıkıştıralım lütfen. Gerçekten bakıyorum. Gerçekten özellikle bakıyorum. Fason projelerinde böyle araştırılması gereken detay bir şey olursa onu Buse araştırıyor. Özellikle işte üniversitelerle işbirliği, bir projemiz, bir konuşma, etkinlik vesaire olacaksa onların tüm iletişimlerini Buse yürütüyor. Bana sosyal medyadan yazan tüm kulüpleri ben Buse'ye yönlendiriyorum. Buse'yle konuşuyorsunuz. Resmen kadınlar gününde her gün doldu falan böyle hani her güne evet. Ayrı bir tüm hafta dolu. Konuşmamız var. Çok güzel olacak ama. Ama bu videoyu büyük ihtimal kadınlar gününden sonra yüklemiş olacağım. O yüzden çok güzel konuştum değil mi? Çok sevdiniz. Öyle Buse'yle bu özellikle fason süreçlerinde daha çok bir arada çalışıyoruz. O projelerin tüm detaylarını kendisi yürütüyor olacak. Nasıl bir duygu bizimle çalışmak Buse? Benim zaten istediğim bir şeydi biliyorsunuz size de yazdığımda. Ha bence... Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Buse biz seninle kaç senesinde? Bundan 2 ya da 3 sene öncesinde. Muydu? 2018 ya da 2019. Aynen. 2018'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin dergisi için bir araya gelmiştik Zorlu'da. Rice'da oturmuştuk böyle. Benimle röportaj yapmışlardı. O zaman ses kaydını almıştınız değil mi? Evet evet. O zaman işte yüzle yaptığımız şeyleri işte sonra deşifre ediyorduk. Böyle o gün zaten siz de demiştiniz hani eğer hani Arge'de falan staj yapmak istersen tabii kimya okuduğum için. Bir gün yaz bana. Mutlaka yaz falan. Sonra hatırladınız gerçekten mailde. Çok enteresan. O, sen şey mailine başvurmuştun. B2Boss'a şey yazmıştım işte bir cadı arıyorum diye Instagram'dan bir story atmıştım. Cadı bulundu. Aynen aradığım cadı şu anda gerçekten tam bir cadı. Mesela hatta şey ofiste böyle Buse ile konuşuyoruz bir şeyler anlatıyor bana. Sonrasında birisi yanıma giriyor. Deren Hanım iki saniye bir şey söyleyebilir miyim falan diyor. Buse'nin o sırada gözler böyle bir anda tadı ateş ediyor. Ondan sonra tamam hadi söyle ama falan diye böyle resmen Buse'nin büyümüş halinden gerçekten ben şu an korktum. Kendisi tarafından. Evet. Kim? Ben küçük bir Çiğdem ya. Çiğdem'in küçük bir Deren. Buse'nin de küçük bir Çiğdem olduğu bir dünya var şu anda. Zincir kurmuş olabiliriz öncelikle. Aynen böylece kendimi parça parça klonlarını yaratmış oluyorum ama ben o kadar cadı değilim. Bence siz daha cadısınız. Ben tatlı cadı, siz cadı falan. Biz cadıyız evet. Bugün gerçekten tam Nişantaşı havası ve uzun zamandır resmen sokaklara falan çıkmıyordum herhalde. Yani hani sadece ev, ofis arasında gittiğim için bugün böyle bir ya en azından elimize bir kahve alırız, bir yürürüz falan böyle. Kahveyi maskeden içemeyiz falan. Evet, evet, maskeden içemeyeceğiz tabii. Bu arada yine pardon. Her zamanki gibi Selin Beauty'de giderken, yani Selin Beauty Center'a giderken çiçeğimizin siparişini verdik. Yine bizden önce çiçeğimiz gidiyor olacak inşallah. Uzun zaman sonra dışarı çıkanlar kulübü.
Nişantaşı sokakları bence cazip geliyor şu an. Aşkım, derenim, söyle. Gidiyoruz artık. Bir daha anlasın. Tamam, yine toplantıda konuşuklarımız bizde kalsın. Aramızda sır. Aynen, aramızda sır. Tamamdır. Bir daha şeyler olacak inşallah, kozmet için, dizim için. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Olacak. Çok öpüyorum sizi. Biz de çok hazırsınız mı kızlar? Bu da şey, Samet Fan Club olarak gidiyorsunuz. Ay bu... Ay bu arada kız kardeşim Ege'nin de selamını söyleyeyim. Ya, o da dedi ki ben de sadece Samet için bileğe gidiyordum hep bir ara falan diyor. Evet, evet. Sirene falan. Hayır, şeyde Çeşme'de, Kerim Can'da. Aa, evet. Ya Samet fan kıyafet. Genç kızlık zamanları. Şimdi artık hepsi farklılaştı zaten. Haydi gidiyoruz. Kızlar ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ya evet, çok teşekkür ederiz. Kahveniz için teşekkür ederiz. Ne demek? Bol bol sohbet ettik. Şimdi Arda'nın yanından çıktık. Selim Beauty Center'a gidiyoruz. Şimdi çiçeğimiz gitmiş. Biz de çiçeğimizden sonra teşrif ediyor olacağız yani. Gerçekten öğle yemeği yemek için bir büfeye girdiler. Öğle yemeklerimiz. Snickers var mı? Vay Allah. Can dolu. Sen bir şey ister misin? Ha, ben bir şundan falan. Yok. Yok. Abi şu üçünü aldım. Çikolata. Öğle yemeği vakti. Öğle yemeği vakti. Şimdi öğlen yemeğimizi yiyoruz. Uçaktan gel. Ya Selim Beauty Center. Nişantaşı'ndayız. Çiçeğimiz de burada. Selin Hanım gördünüz mü çiçeğimizi? Aa, bakayım. Oradan oraya bir gün sonunda artık köprü trafiğinde karşıya geçmeye çalışıyoruz. Birazdan Buse'yi bırakacağız. Tabii biz genelde ofiste artık böyle şey toplantı yapacak vakit bulamayınca arabada toplantı yapıyoruz mesela. O yüzden bu videonun devamında paylaşacağım. Kamp Selçileri projesini toplantısını burada yaptık, arabada yaptık. Detayları zaten hem Instagram'da duyuruyor olacağız hem LinkedIn'de duyuruyor olacağız. Ama bu videonun devamında da zaten paylaşıyor olacağım bu arada. Şimdi ofise dönüp bir tam kurgusunu yapıyoruz. Çünkü fikir olarak birazcık daha netleştirdik kafamızda. Dilerim birlikte, hep birlikte, sen de başvurursan hatta çok güzel şeyler yaparız. Markamızı birlikte büyütelim istiyoruz çünkü. Ben büyüyeceğine inanıyorum. Çünkü zaten böyle büyüyor bu arada. Mesela yani Buse'yi de görüyorsun. Buse üniversite öğrencisi ve bizimle birlikte çok keyifli toplantılar da geliyor. Birçok şey de öğreniyorsun değil mi? Öğrendin mi Buse? Harika gidiyor. Bugün harika bir gün. Bugün resmen bir Instagram günüydü yani. Böyle o story'den bu hesaptan bu hesaba geçtik gibi bir şey oldu. Bugün influencer. Şimdi de işte trafikte artık evimize dönme kısmındayız. Çiğdem bu arada öğlen yemeğini yiyor. Göster Çiğdem öğlen yemeği. Bize de bu kaldı. Ben kendi öğlen yemeğim olan Mars'ı bitirdim. Sen de yemiştin değil mi? Ben öğle de al benim yedim. Evet. Güzel bir öğle yemeği oldu. Biz böyle bakıyoruz işte ekibimize. Sağlıklı atıştırmalıklar, sağlıklı beslenmeler. Sonra niye hasta olduk? İşte neyse ki akşam evde pırasa var. Gidince pırasa yapacağım. O yüzden oradan en azından bir vitamin falan. Benim akşam evde yemeğim yok. Neyse. Şimdi bundan bir iki hafta öncesinde çektiğim bir video vardı. Onun aslında devamı niteliğinde olan bir video olduğu için öncelikli olarak saçlarımı kısa, saçlarımı kestirdim. Şimdi kızlarla birlikte bu özellikle kampüs elçiliği ile ilgili bir projemiz vardı. Ondan bahsediyor olacağız. O yüzden kızlar şimdi benim odamda böyle bir üzerinden konuşuyorlar, toplantı yapıyorlar. Ben de şimdi kahvemi aldım. Aldım. Ve onların yanına gidiyorum şimdi. Bakın merak olacak bir şey. Kampüs elçiliği projesiyle ilgili olarak en son aslında arabada kalmıştık. Arabada biz Buse'yle sonrasında kamp selçiliği projesini detaylandırdıktan sonra aslında bu videoyu çekecektik. Ama araya böyle 2 hafta falan girdi. 2 haftada tabii bizde çok değişiklikler oldu. Biz de böyle detaylı kamp selçiliği projesini netleştirdik. Şimdi kamp selçiliği projemizin tüm bilgilerini, tüm böyle güzelliklerini senin artık paylaşmanın vakti geldi. Çünkü eminim ki çok seveceksin. Zaten bu arada kızları şöyle tanıtayım. Ben mesela İrem'i hiç tanıtmadım ama İrem benim önceki stajyerimdi. İrem sonrasında mezun oldu ve şu anda Kozmet'te ürün sorumlusu olarak çalışıyor. Aynen. Bu sene şu anki stajyerim.
stajyerim. O yüzden aslında bu kampüs elçiliği projesiyle ilgili en önemlisi onların görüşleri. Çünkü onlar daha hem yeni üniversiteden mezun ve üniversitenin halen içerisinde oldukları için bu işler nasıl oluyor? Çünkü bu benim için aklımda bir fikirdi. Hep böyle bir şey yapmak istiyordum ama bu fikri alıp tamamen şekillendiren onlar oldu. Hatta Buse bayağı böyle hani aslında Buse de bana bu proje fikriyle gelince ben de Buse'ye şey dedim. Ya Buse ben hep proje yıllardır yapmak istiyordum diye. Sen bunu bir yazar mısın? Bu da senin projen olsun. Aynen bu da senin projen olsun. Bu arada severim ben de böyle hani herkes kendi fikriyle gelsin ve kendi o projeyi alsın, büyüsün, ilerlesin. Benim çok sevdiğim şeylerdi. Hatta şunu söyleyeceğim. Ben üniversitelerde işte geçtiğimiz seneler yaptığım konuşmalarda sunumumun arkasına hep şeyi koyuyordum. İşte kampüs elçisi projemiz olacak. Bu projeyle ilgili bilgi almak için işte beautyboss@cosmetic.com.tr falan diye. Onu hatta sonlarına göstermeyeyim yani. 2016 ajandasından falan notlar aldık ya. Buse'yle konuşunca işte kampüs elçiliği falan. Bir dakika dedim Buse. Böyle gösterdim bak. 2016 yılında ben yazmışım kampüs elçiliği diye. Ama gerçekten hem bizim o dönemdeki ekibimiz hem iş yoğunluğumuz daha sebep olmamış yani. Kısmet bugünlermiş. Evet. Yüzden şimdi böyle çok tatlış bir konseptle hazırladık bunu. Konseptin asıl anası, annesi. Bu ses sen birazcık başla. Artık ekibimizin bir ismi var. Bu ekibin ve aynı zamanda projenin adı da B2Squad olacak. B2Squad aslında tam olarak ne? Çok kısaca bundan bahsedelim. Zaten sonra açtığımız hesabımızdan da bizi sürekli takip halinde olabiliyor olacaksın. Bizi de mutlaka takipte kal. Bu proje şu şekilde olacak. Üniversite öğrencilerinden 2 ve 3. sınıflardan daha çok kulüpçülük yapmış veya böyle hani gerçekten üniversitede hani ben üniversitede muhtarıyım gibi hani takılan hani gerçekten çok güzel bir çevresi olan ve dinamik girişken kişiler arıyoruz diyebiliriz. Şu an için herhangi bir üniversite kaygısı gütmeksizin yani aa ben bu üniversitedeyim yok ya falan demeden herkesin başvurularını bekliyor olacağız. Peki, bu arada böleceğim. Bu çok önemli bir bilgi bence çünkü ben özellikle sosyal medyadan da benimle iletişime geçen veya işte stajyerlikle ilgili bize gelen maillerde hep şöyle bir şey oluyor, bir cümle oluyor. Yani hep genelde aynı üniversitelerden işte öğrenciler staja kabul ediliyor. Benim üniversitemin adı işte çok popüler değil diye işte staj imkanı bulamıyorum gibi şeyler. Aslında ben çok karşılaşıyorum. O yüzden bu kampüs elçiliği projemiz için önemli olan üniversitenizin adı değil, önemli olan aslında sizsin, sensin yani. Hani senin bakış açın bizim için çok önemli. Ya tabii ki de bu noktada işte üniversitelerin ekosistemleri de rol oynuyor ama bu zaten uzun vadeli bir proje yani birçok adımı olacak. Sen de bu projenin belki ilk adımında yer almıyorsan belki bir sonraki adımında hep bir şans elde edebilirsin. Bu yüzden her zaman bu projenin içinde olabileceğini düşün ve hani asla kendini dışarıda hissetme. Peki yani kampüs elçiliğine uzak kişiler için söyleyelim. Hani nedir bu, hani ne yapılacak, siz nasıl kişiler arıyorsunuz da gelecek olursak. Biz biraz daha aslında Cosmed'in kampüsteki temsilcilerini arıyoruz. Bir köprü görevi görecek. Üniversite kulüpleriyle Cosmed markası arasında bir köprü görevi görerek aslında işbirliklerine yardımcı olacak. Aynı zamanda kampüste kulüp dışı yani kampüs faaliyetleri olarak nasıl işbirlikleri düzenlenebilir, nasıl bir araya getirilebilir? Burada tamamen senin yaratıcı fikirlerine de çok açık bir şekilde seni bekliyor olacağız. Belki kampüsüne uygun projeler yazabileceksin, kampüsüne uygun etkinlikler düzenleyebileceksin. Biz tamamen çok açık bir şekilde senin yaratıcı fikirlerini bekliyor olacağız. Bu şekilde aslında Cosmed'in kampüsteki varlığını sürdürüyor olacaksın. Bu sayede de 2. 3. sınıflardan bahsettiğimiz için küçük yaşta işte hani okurken 9-5 çalışamadığımız için bu çok zor bir ihtimal oluyor. Tabii şu an online olduğu için bir tık daha kolay ama fiziken geçtiğimiz şartları düşündüğümüzde aslında bu 9-5 çalışmadan daha esnek çalışma saatlerine sahip olabileceğin, pazarlamanın içine dahil olabileceğin, bu markalaşma, bir marka nasıl temsil edilir, orada kendini çok güzel network oluşturabileceğin bir proje. Çünkü bu proje sayesinde belki okulda erişmediğin insanlara erişebileceksin. Aynı zamanda sektörle alakalı da seninle proje işbirlikleri yaptığımızda sektörden kişilerle de bir araya gelebileceksin. O yüzden senin için aslında küçük yaşta çok güzel bir alana giriş yaptığın bir tecrübe olacak. Bence kampüs elçiliği projesinin en önemli detaylarından bir tanesi de özellikle bizim mevcuttaki ofis işleyişimizde, işte kendi içimizdeki projelerimizin içerisinde de yer alabilme fırsatın olacak. Çünkü herkesi, her birinizi tabii ki de her projenin içerisine dahil etmeyeceğiz ama özellikle aranızda mutlaka seçiyor olacağız. Bir projemizde biriniz olacaksınız. Belki başka bir tanesini birlikte yapacağız. Ve aynı zamanda sadece Türkiye için değil, uluslararası pazarlardaki projelerimiz için bile sizlerden destek alıyor olacağız. O yüzden sadece bu kampüs elçiliğini kendi okulunun içerisindeki bir sorumlulukmuş gibi de düşünmemeni istiyorum. Yani artık aslında bu kampüs elçiliğimizle birlikte markayı daha ileriye götürüyor olacağız. Yani seninle. Kesinlikle. Ekip arkadaşlarımız olarak birlikte çok güzel şeyler yapacağımızı düşünüyoruz.
Şimdi eminim soracaksınız kızlar mı başvurabilecek sadece diye. Zaten tam da evet, çok iyi bir noktaya geldik. Bu çok evet ya, yanlış bir algı gerçekten. Yani kültürel olarak bir aktarım sanırım ama bizim kesinlikle hani sadece kızlar veya sadece erkekler diye bir ilerleyişimiz yok. Hatta genelde işte erkekler hani ya işte dermokozmetik yani ne işimiz var falan gibi düşünüyor. Ama aslında öyle bir şey değil yani. Biz hem kızların hem de erkeklerin yani zaten olması gerektiği şekilde açık olacağız ve bu şekilde bir ekip kuracağız. O yüzden herkesin başvurusunu bekliyoruz. Sen de çekinme ve aramıza katıl. Burada inşallah videomda izleyen erkekler vardır. Çünkü videoları izlenmesi. Kızların izleme oranı, kadınların izleme oranı %96. Yani geri kalan %4 size ulaşıyor. Ulaşmaya çalışıyoruz. Erkekler de kesinlikle başvurabilir. %4'lük kısım sizleri de bekliyoruz. Burada bir tane daha logomuz var. Onu şey evet. Burada bu logoları nasıl yaptık? Bu logolardan bir tanesi. Bu Buse'nin seçtiği logo. Evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim, bu Beauty Squad'ın adının da B ve S olması ve Buse'nin adı soyadının Buse Sarı olmasının kesinlikle Beauty Squad adıyla bir alakası yok. Neyse en azından en son fark edildi diye. Ay çünkü şey diyorsun ya, acaba işte Beauty Gang falan mı desek falan. Ben yokum. Buse işte, ya da Beauty Squad mı desek falan. Buse böyle Beauty Squad diyelim bence, kesinlikle Beauty Squad olmalı. Sarı olmalı. Logo çalışırken bir baktık mı BS'ler falan yapmış bana. Buse Sarı. Aa Buse oluyor bu falan. Senin marka. Biz de böyle biz herkese bak. Hayallerimi gerçekleştirelim. Herkes hayallerimi gerçekleştirelim. Bu Buse'nin seçtiği logoydu. Bu da benim. Sonra dedik ki iki logo. Ama ben de ikisini çok beğendim. İkisini de birlikte kullanıyorduk. Evet. Her yerde göreceksin artık bunları kampüste. Her yerde karşına çıkacağız. Ya şey düşünsenize böyle bununla böyle kot ceketler falan olsa böyle. Güzel olur ki. Sweatshirtler falan çok kapalı. Artık fiziken kampüse gittiğimizde gerçekten kampüste ders çalışmayı bile özledim. O kadar yani. Ben tekrar ben de özledim. Ben de. Mesela şu logo ile ilgili söylemek istiyorum. Şimdi biz bir taraftan bu aklımızdaki proje sadece Türkiye için de olacak bir şey değil. Yani ben istiyorum ki böyle dünyada aktif olduğumuz ülkelerdeki, üniversitelerdeki kampüslerde de elçilerimiz olsun falan böyle. Kesinlikle. Onların da olacağını o kadar iyi düşünüyorum ki ve ben böyle harbiden broşürdüm. Bir şey söyleyeceğim. Düşünsenize böyle her kampüs elçisinde farklı ya. Bir ülke, kardeş üniversitesi falan olsa. Var mı öyle yapılabilir bir şey? Çünkü var ya. Hadi yapalım. Yapalım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Başvuru sürecimizden de bahsedelim birazcık. Başvuruları bugün bu video ile birlikte aslında projemizi duyurmuş olduğumuz için bugün itibariyle almaya başlayacağız zaten. Ne yapıyorsun? Eğer ki bir squad'ın bir parçası olmak istiyorsan beautyboss@cosmet.com.tr adresine, ki şimdi şurada yazıyorum beautyboss@cosmet.com.tr adresine neden bu ekibin bir parçası, neden bir squad'ın bir parçası olman gerekiyor? Bununla ilgili yazını mutlaka bekliyoruz. Ama lütfen gerilme. Yani bu geriyor mu? Evet. Yok hayır, bu motivasyon yazıları biraz bu jenerasyonu geriyor. Yani ne yazacağım, nasıl bir şey bekliyor. Biz gerçekten her şeyi açık bir şekilde bekliyor olacağız. Sen sadece kendini en rahat hissettiğin şekilde, çok uzun olmasına gerek yok, çok kısa olmasına da gerek yok. Kendini rahat hissettiğin uzunlukta bir şey yazabilirsin. Bu şekilde zaten yeterli olacak. Bence mesela tutkunu anlat. İşte okulda yaptığın, katıldığın etkinlikler varsa, hangi kulüplerde aktifsin, arkadaşlarınla birlikte neler organize ediyorsun. Yani birazcık kendini anlat aslında. Biz zaten oradan o cümlelerden mutlaka çekip anlıyor oluruz. O ışığı bize yansıtman lazım yani kendinle ilgili. Aynen kendinle ilgili biz anlayalım yani. Diyelim ki işte bizim Discord'un bir parçasına işte olmalısın diyelim. Bu projeye de en son 16 Mayıs'a kadar başvurabiliyor olacaksın. Zaten biz sürekli duyurusunu geçiyor olacağız yani sana hatırlatıyor olacağız. Ama en kısa sürede de başvurmanı bekliyoruz. 16 Mayıs sonrası biz de başvuran kişiler arasında değerlendirme yapıp ekibimizi kurmaya başlıyor olacağız. Ve tekrar okulların açılma sürecine kadar burada çok kendini geliştirebileceğin aslında yine bir süreç başlayacak. O yüzden sırf o süreç için bile başvurabilirsin diyebiliriz. Hepimiz için çok keyifli bir mentorluk süreci olacak gibi de düşünebilirsin. Bir oryantasyon aslında. Ve Eylül dönemine bomba gibi girebilmek için bence önümüzde çok da güzel bir süre var. Bu arada senin de fikirlerin ne zaten bundan sonra şekillendiriyor olacağız. Yani bizim ortaya çıkarttığımız fikirlerin üstüne seninkileri de ekleyince ben bunu bence baya bir bomba etkisi olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmazsan çok sevinirim ve bakalım. Ve yakın zamanda zaten duyurusunu da geçeceğimiz hesabımızı da takibe alabilirsin. Onu kendi kozmetik sayfamızda zaten duyururuz. Onu mutlaka takip etmeyi unutma. Bence aşağıda ekleyeceğiz. Evet, onu da böyle şeye yazılara ekledim ben şu anda. O zaman seni çok çok öpüyoruz. Şimdiden başvurularını bekliyoruz.